Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için ormanda Lee Sin oynayacağım. Lee Sin üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi hızlıca eşyalarımızı alıyoruz. Şöyle redimize doğru geçiş yapacağız. İlk etapta redden başlayacağız. Lee Sin'de zaten standart olarak redden başlamanız önemli. Ha, maviden de başlayabilirsiniz, hiç problem değil. Ama bot lane bana birazcık daha yakın, bana daha çok yardımcı olabilirler. O yüzden ilk etapta redden başlayacağım. Bu arada invade geliyorlar. Renkleri var. O yüzden tehlikeli bir şeyler yapabilirler burada. Dikkat etmemiz lazım. Eğer burada yalnız kalırlarsa bunları kesmemiz olası. Lux'ın buraya yanaşıp... Oo, kalabalıklaştılar. Okey. Lux'ın buraya kesinlikle yanaşması lazım ki adamları burada korkutabilirim. Blitz Flash atabilir. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar burada bayağı bakıcılık yapacaklar. Gitsinler buradan. İlk etapta Q ile başladım. Ana ürün olarak elektrik veri tercih ettim. Elektrik veri birazcık daha etkili oluyor Lee'sinde. Hani daha opsiyonel buluyorum açıkçası. Red'i birazcık buraya çekmemiz lazım. Bilis anlaşılan onu çekmeye çalışacak. Uy, ne kadar leş attı. Güzel. Adam flash attı. Şu an 2 levelim aslında. Kessek kesebiliriz bu adamları. Blitz'in flash'ı falan yok. Aslında zorlasak kesebiliriz çok rahat. Bana cevap da veremezler bize. Warwick falan level olarak çok geride. Okey, tamam, çıkalım. Şimdi üzerimde red var. Lux'a bir yardıma gidebilirim. Bir erken baskın atabiliriz. Lux şu an 2 level çünkü. Çok da rahat keseriz bence burada adamı. Selam. Çok güzel. Özellikle bekledim flash atar falan diye. Q'mu kullanmadım. Ama çok çok fazla yakınındaydım. Flash atsa dahi o Q'm ona değecekti. O yüzden sıkıntı olmadı. Rahat bir skor çıkarttık. Burada first blood'ın bende kalması güzel oldu. Eyvallah ama top lane'de Ignite'lı bir Master'ın skor çıkarması pek hoş olmadı. Yani o adam late game'de bayağı can yakar. Bu arada ben bunları sanırım kesemeyeceğim. Aynen, bu arkadaşları kesemeyeceğiz. Buradan birazcık uzaklaşmamız lazım. Salınamam artık. Warwick buraya gelmezse burada yengeci kesmek istiyorum. Şu an tehlikeli bir hareket yapıyorum aslında. Burada bu pitte durmamam lazım. Ama birazcık daha fazla orman dönmem gerekiyor. Tamam, burada güzel bir skor aldık. Ama riskli olabilir. Şimdi tekrar mid'e gideceğim. Akali'ye zorlamak istiyorum. Çok güzel. Flash attı. Daha erken davranıp benim flash'ımı atmam gerekiyordu. Warwick'ten kaçabilmek adına. Eğer flash'ımı atmış olsaydım buradan çok rahat kaçardım ya. Cidden çok çok rahat kaçardım. Neyse, problem değil. Akali'yi iki kere kestik. Lux'ın erken oyunda güçlenmesi gerekiyor. Çünkü Akali late game'de çok çok fazla vurabilen bir karakter. O yüzden onu düşürmemiz lazımdı. Şimdi çarp eşyamı da totem veren çarp eşyası olarak kullanıyorum. Bu arada bizim adam iki kere öldü. Enteresan ya. Nasıl beceriyor anlamıyorum. Yani tamam, Master Ignite olabilir. Eyvallah. Ama hani hiç farm yapamamış çocuk. Karşısında çok çok fazla geri düşmüş. Üzücü. Bu arada rünlerin hepsini açıklama kısmına koyacağımı söyledim, bilmiyorum ama rünlerin hepsini açıklama kısmına koyuyorum. Açıklama kısmından rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Şimdi bizim Trine'ın teleportu da yok. Burada Master rahat bir şekilde pre pushluyor. Gidersem ona kesebilir miyim bilmiyorum. 3 levelim. Master burada 5 level oldu. Hasarı bana göre çok çok fazla olabilir ama Trine'a güvenmek istiyorum burada. Geleceğim bu pite. Trine birazcık daha yanaşsın. Yanaş Trine'cim. Neden?
orada Ignite attı. Bu skoru almam lazımdı. Çocuk Ignite'ını bile kullanmamış. Düşün hani o derece kesmiş. Trine Ignite'sız. Bu hoş bir durum değil açıkçası. Ama Lux yapma Lux. O kadar geldim. Çok çok iyi durumdaydım. Ne varmış çocuğum? Sessiz adımlar. Bugün bir Lee Sin videosu çektim ama o kadar mı güzel oldu? Hani ben Lee Sin becerebilen bir insan değilim, hakim olan bir insan değilim şampiyona. Ama çok çok güzel bir video çektim. Fakat şöyle bir sıkıntı olmuş. Oyunun yarısını maalesef kaydetmemiş. Yarısı olmayan bir oyunu da paylaşmak doğru olmazdı. Hiç tadı tuzu yok. Zaten işin güzel kısmı oyunun late game'indeydi. Maalesef öyle bir sıkıntı oldu. Akali. 6 level bir Akali. Lan burada 4 levelim. Hemen bir base atmamız lazım. Akali de buraya ward attı. Hiç problem değil. Tapa tekrar gideceğim ama burada görüş var. O yüzden yukarıdan gitmem lazım. Trine'ın birazcık rahatlamasını istiyorum. Zaten Tristana'mız double score almış. Tristana iyi durumda. Şimdi karşıda çok fazla AD şampiyon var. Ayakkabım bu yüzden armor ayakkabısı yönünde tercih ediyorum. Yoksa kesinlikle gezgini tercih ederdim. Gezgin daha rahat oluyor, daha hızlı baskın atabiliyorsunuz, daha çabuk rakibe yetişebiliyorsunuz. Çok daha opsiyonel. Merkezini bu. Oo, alevecileri verdik ya. Warwick çok rahat alevecileri aldı. Üzücü. Şimdi şurada pink ward'umuz var. O yüzden buradan baskına gidebilirim. Değil abicim, o kadar da değil yani. Tamam eyvallah, bir skor aldın ama daha da yok yani. Akali tekrar buraya gelmiş, benim base atmam lazım. Burada benim pink ward'umu kesti. Master skor toplamaya devam ediyor. Trine bayağı kötü durumda yani. Değişik bir eşya tercihi Master'a karşı. Bilmiyorum, bu oyun birazcık sıkıntı duruyor. Ki Lee Sin late game'de düşen bir şampiyon. Erken oyuna güzel girdim eyvallah ama dakika 20'de düşeceğim ve Warwick güçlenecek ki late game'leri çok güçlü. Hani Jinx'leri var, Akali'leri var, Warwick'leri ve Master'ları var. Hani bu şampiyonlar late game'de felaket derecede güçlenen şampiyonlar. Hani karşınızda görmek istemezsiniz geç oyunda. Ve skor topluyorlar, işin kötü yanı bu. Bu arada bizim bot lane çok ileride ve totemleri yok. Dediğim gibi totemleri olmadığı için sıkıntı çekmişler derken bizimkiler bayağı tokatlıyorlarmış. Yanaşıyorum abi bota. Abi bu totemli yok ki adamları. Bu da minyonları kesmesini istiyorum Tristan'ın. Warwick burada bekliyor çünkü. Base attırsaydın keşke o adama da. O adam base'e gidince biz onu kesebilseydik. Çok güzel. Ya bunu yapmamız lazımdı. Bu arada Akali 6 level oldu ve skor toplamaya başladı. Senaryo pek iyi değil maalesef. Bu da aslında savaşırsak birisi de kesebiliriz. Sadece tek korkum Akali'nin buraya gelmesi. Akali buraya gelirse işkence çektirir bizi. Abi burada bence girersek keseriz. Gerçi Warwick 6 level ama. Birazcık kuleye vursun Tristana. Lane'i pushlamış olsun. Ultim var yani, herhangi bir durumda ultimi kullanabilirim. Yalnız Akali gelirse var ya. Güzel, buradan güzel çıktım. Tristana burada 2 skor aldı. Harikasın Tristana. Seni kurtarabilir miyiz burada? Güzel flash. Evet,
seni kurtaramayacağım. Üzgünüm. Kendine hakim ol. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Lux buraya çok geç kaldı. Ping'i var çocuğun. Yapacak bir şey yok. Anla ki. Mecburen base atmam lazım ama bu canla... Oo. Güzel hasar. Aa güzel. Lux arkada Jinx'i kesmiş. Yalnız bizim Thrain ölmeye devam ediyor. 34 milyonu var. Ah, bu oyun nerelere gidiyor hocam? Nerelere gidiyor? Thrain ne yapıyorsun? Şimdi çarpı eşyamızı tamamladık abi. Bunun peşinden hızlı bir şekilde karabalta alacağım. Karabalta aldıktan sonra karabaltayı dakika 20'ye kadar tamamlamanız lazım. Dakika 20'de karabaltanız geldikten sonra abi full tanki gideceksiniz. Herhangi bir alternatifiniz yok. Eğer dakika 20'ye kadar karabaltayı tamamlayamadıysanız, bu çok çok kötü bir durum bu arada. Dakika 20'ye kadar tamamlayamadıysanız, dakika 20'den sonra abi yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde tank eşyası almanız gerekiyor. Bu da Master da kuleyi aldı bu arada, elini kolunu sallaya sallaya. Yapmamız gerekeni yap. Çok da bedava bir mavi verdik maalesef. Thrain nasıl toparlanacak onu düşünüyorum. Çünkü berbat durumda. Ve Master çok çok fazla skor aldı. 4-2 eşyalarını tamamlıyor. Mahvolmuşunu aldı alacak çocuk. Hatta muhtemelen şimdi base'inde mahvolmuşuyla gelir. Ve sağa sola roam atmaya başlarlarsa Warwick'le birlikte çok büyük tehlike yaratırlar. Sessiz adımlarla. Artık Akali de 6 level oldu. Akali 6 level olduğu için baskın atılması zor bir hale geldi. Tek tekin abicim. Süpersin. Warwick geliyor, Warwick geliyor. Aaa Jinx ultisine ölmüş. Şaka mı bu? Neyse Warwick ölüyken ben hızlıca burada ejderi çıkartacağım. Çıkartmam gerekiyor yani. Biraz önceki alev ejderini adamlar aldılar ve bu alev ejderini rakibe salma gibi bir durumum yok. Master da taptaymış. Şimdi bot lane'e birazcık yakın olabiliriz. Güzel, orada Listen Flash'ini aldık. Bu arada alamet kullandılar top lane'de. Thrain bir kere daha gidiyor. Aslında şu an olası bir savaşı kazanır mıyız onu düşünüyorum. Nasıl değmez? Kıt abi koridoru hızlıca. Alalım bu kuleyi. Çok az canı kaldı zaten. Aa kule düşmemiş burada. Tamam çok güzel. Tristan 2 aldı. 3'te 3 var. Süper. Aa Thrain'ımız oyundan çıktı. Nasıl bir takım, nasıl bir oyun. Yani çözebilmiş değilim ya. Lux öldü. Ya o kadar baskın attığım koridorun kaybetmesi de beni üzüyor açıkçası. Hadi Thrain baştan kaybetti. Zaten faildi. Bayağı kötü oynuyordu çocuk. Ama Lux'a o kadar baskın attık. Erkin oyuna 1-0-1 başladı. Hani çok can yakması lazımdı. Yakamıyor. Burada Master katliam yaratacak.
Bak Ali'yi burada tutamam herhalde. Buraya yardım lazım abi. Niye kimse buraya gelmedi? Lux niye tapa gitti? Ah. Hızlıca play almamız lazım bizim. Play bize şart. Buradan ikinci play'e gidebiliriz. Allah'tan Tristan'ımız çok çok kasmış durumda. Hani o bu kadar iyi durumda olmasaydı sanmıyorum ki bir şeyler yapabilirim. Bu arada umarım buraya Master gelmez. Master gelirse çünkü can yakacak baya. Çıkabiliriz. Tertemizin skorumuzu aldık. Aslında Master'a girsem burada Tristan'ın Nasari'yle birlikte keseriz ama risk almaya gerek yok. Aldım abi. Benim bir şekilde level atlamam lazım. Levelde oldukça geriyim. Dediğim gibi kara baltayı bir şekilde çıkartmamız lazım. Ve adamlarda hani öyle bir komp var ki lane'lerini çok hızlı itebilecek bir kompları var. Jinx'leri olsun, Akali'leri olsun. Hadi Warby'yi saymıyorum. Master'ları var. Başlı başına zaten bir lane gitme karakteri. Çok büyük sıkıntı yani. Şimdi güzel. Dakika 17 kara baltayı tamamladık. Artık bundan sonra full tank gideceğiz. Bir Randuin alacağım. Randuin neden alacağım? Karşıda Master Yi var, Jinx var. Bunlar kritik vurmayı seven şampiyonlar. Ve kritik vuruşları çok fazla can yakan şampiyonlar. Harikasınız bu arada. Tristan'a bayağı güçlendi. Helalsiniz abi. Şimdi hemen buradan inhibitor kulesini çıkartmamız lazım. Çünkü katliam aldık. Baron yok. Baron'un 2 dakikası var. Burada en mantıklı şey İnhibitor kulesi çıkartmak. Bu arada bu cidden çok büyük bir faktör. Tristana'nın bu kadar güçlenmiş olması çok çok büyük bir etken. Şu an oyunun hani toparlamamızda. Yememem lazım. Burada üzerime Ignite geldi çünkü. Hemen base'imi atacağım. Disk almayın abi. Inhibitor alın. Ooo. Tristana. Tristana can yıkıyor. Randuin'e başlayacağız artık ufaktan. Şart oldu dediğim gibi. Karşıda çünkü Master var. Ve güçlü bir Master. Dağcıları gelecek. Ben hemen dağcılarına gidiyorum. Bizimkiler de burada minyonları tutmalılar. Lee Sin Norman'da şöyle bir avantajı da var ayrıca. Totem atıyorsunuz bir kere her yere. Baskın atabilmek için totem kullanıyorsunuz. Bunun dışında işte görüş kontrol etmek için totem kullanıyorsunuz. Hani her türlü totem kullandığınız için haritanın her yerinde görüş olmuş oluyor. Yani supportla birlikte ilave görüş avantajı. Bunu değerlendirin. Lee Sin her zaman ikinci bir opsiyoneldir jungle'da. Ben tercih etmem ama tercih edeceğiniz durumlar illaki olacaktır. Çok güzel abi. Trine de 2'de 2 almış. Orada Tristana'yı kaybetmişiz ama Trine bir 2'de 2 almış. Ben de burada ejder çıkarttım. Word bir takas. 2 skor artı 1 ejderha. Karşında da biz bir skor verdik sadece. Ha, Tristana skoru tabii ki verdiğimiz bir skor. Değerli bir skor ama
Olsun, yapacak bir şey yok. Orman dönemine devam abi. Seviye atlayacağız. Olayımız bu. Saatten sonra yapabileceğim en mantıklı şey level atlamak. Levelde üstünleşip çarp avantajını elde etmek. Lee Sin'de çünkü çarplarınızın çok çok bulması önemli. Karşıda Warwick gibi bir şampiyon var. Ve kullandığım çarp eşyası da hani kırmızı çarp eşyası falan değil. Master'ın hasarını azaltacak bir çarp eşyası kullanmıyorum. Master çok fazla hasar çıkartabilir bu yüzden. Dikkat etmemiz lazım. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Warwick'in arkası boş. O Warwick düşer. Çok güzelsiniz abi, bu kadar. Şu an yalnız cidden buraya master gelebilir. Bizim burada kuleyi almamız lazım bu yüzden. Bizim minyonlar gelirse inşallah bugün buraya. Master tapı tek başına itebilir. Ray sen ne yapıyorsun? Şu an yaptığımız şey yanlış aslında. Burada inventor kaybedeceğiz. Oraya herhangi biri gitmezse iyi. Lux oraya gidiyor da Master'ı tutabilecek bir şampiyon değil. Lux en azından bir müddet de olsa savuşturdu orayı. Yalnız benim can barım az. Hayır, olmadı. O iş hoş olmadı. Neyse, Master'ı kesmiş bizimkiler de. Şimdi Redim'e gideceğim. Aslında Red'i Tristana'ya salmam daha mantıklı. Baron Pit'ine yakın olmamız lazım. Bu arada benim de Randuin'im tamam. Geliyorum abi oraya. Randuin'i almam lazım. Dediğim gibi Randuin şart. Bu da Master of Pit'e girdiği anda çok çok can yakacak. Ama güzel. İki inhibitor kulesi çıkardık. Bir de midde inhibitorlarını almış olmamız adamların iyi bir şey. Aa, orada Tristana yok. Alamayacaklar o süre. Zor. Aa, aldılar. Sattı adam. Gelin abi şimdi buraya. Akalileri yok. Çok rahat çıkartırız. Burada Tristana'mız yok ya. Tristana'nın gelmesi lazım. Çarpım 720 vuruyor. Çarpım benim en önemli silahım. Onu dikkatli kullanmam lazım. Güzel. Gel bak sana bunu salalım. Şimdi buradan top kuleye yönelmek en mantıklısı. Süpersin, süper. Adam. Bu arada şu an yayın size 60 FPS'te geliyor. Yani eskisinden birazcık daha kaliteli sunmaya çalışıyorum. Driver'larımı güncelledim. Birazcık daha etkisi oldu diye düşünüyorum. Eğer video elinize böyle net geldiyse, kaymak gibi geldiyse sorun yoktur demektir. Sağdan soldan bir Q'su gelebilir bu arada. Ayıp olmamız lazım. Şimdi sata yapar diye bekledim de yapmadı. Atla bunu abi. Şu an gördüğünüz gibi yeterince tankım. Tanklı. Bugün yok. Helal olsun, oyun biter. Vur abicim, vur 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 vur. Hiç beklememize gerek yok. Direkt Nexus kulelerine dalacağız. Bu Akali mi yok? Aynen. Akali de burada takılıyor. Takılsın. Takılsın.
dereceli oyunda asla abi oyunun şey olmasını beklemeyin. Direkt bitirebiliyorsanız bitirin. Ki öyle de yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi ufaktan bir de hasar tablosuna bakalım. Ne vurmuşuz, ne kadar totem atmışız. Bunları hele sonunda değerlendiriyorum. Siz de değerlendirin mutlaka. Bir bakalım ne var ne yok. Bir görmüş olalım en azından. Hadi açılıyor. Hadi canım, güzelim, bebeğim. Oyun gayet güzel geçti. Tristan'a şöyle honorunuzu vereyim. Keşke Blue'ya da honor verebilsem. Blue da güzel oynadı açıkçası. Lux da fena değildi de bağlantısı falan koptuğu için tam olarak performans gösteremedi. Oyundan koptu o da. Yapacak bir şey yok. Herhangi S falan kazanmadım mı cidden? Şu oyunuma hiçbir şey kazanmadım. 16K hasar vurmuşum. Takımda en çok ikinci hasar vuran benim. Karşıda Master en çok vurmuş bu arada. Bunun için de 23 puanlık görüş skorum var. Az değil. Ama çok da değil. Daha da fazla olabilir. 4 tane de pink ward atmışım. Rakip takımda bir list dışında kimse pink ward atmamış mesela. Bizden çocuklar yine 2 tane atmışlar. Gayet ward. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.